Herkese selamlar. Şu şekilde size bir selam vereyim. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi bu tarz açıcı uygulanmış bir saça, aslında bir nevi açık kurnal yapılmaya çalışılmış bir saça ve cilası atmış bir saça mor şampuan etki edecek mi? Bunu sizinle birlikte test etmek istiyoruz. Bu çok kafalarda soru işareti olan sorulardan bir tanesi. Ben zaten daha önce kumral saça mor şampuan etki ediyor mu diye sizinle birlikte bir içerik oluşturmuştum. Çok da severek izlediniz. O videomu da yine köşelere bir yere çıkarırım. Bakarsınız. Bir de bu tarz bir saçta etki edecek mi? Saç rengi böyle olanlar bu rengi daha da açabilir mi? Küllü hale getirebilir mi? Mor şampuanla bu mümkün mü? Bunu denemek amacıyla bir video çekmek istedim. Saçlar kardeşime ait. Şimdi saçları ıslatacağım. Mor şampuanı sizinle birlikte deneyimleyeceğiz. Sonrasında sonucunu da hep birlikte göreceğiz. Haydi bir an önce başlayalım. Şimdi saçı bu şekilde görmenizi istedim. Özellikle bölmeleri ayırdım. Çünkü saçın dibinde herhangi bir açıcı ya da boya yok. Sadece uçlarında zamanında bir açıcı işlem uygulanmıştı. Üzerine işte küllü kumral gibi bir boya sürülmüştü. O da tabii zamanla aktı ve böyle bir renk aldı. Şimdi ben burayı bir güzel ıslatacağım. Sonra da mor şampuan uygulayacağım. Oraları hızlandırırım sıkılmamanız için. Saçın tümünü bu şekilde aça aça aynı işlemi uygulayacağız. Şu an elimde görmüş olduğunuz şişe bir su şişesi. İçerisinde su dolu. Ürün kendisi bitmişti. Biz ıslatmak için, karşınızda yapabilmek için bu şekilde bir yöntem bulduk. Özellikle uç kısımları ıslatarak mor şampuanımı uygulayacağım. Çünkü biliyorsunuz mor şampuan duşta ıslak saça uygulanıyor. Normal bildiğiniz şampuan aslında. Biz şu anda sizinle birlikte yapabilmek için bu şekilde bir yöntem bulduk. Mor şampuan nedir? Ben şu an neden bu videoyu izliyorum? Ne yapacaklarını bilmiyorum diyenleriniz varsa bence şu an bu videoyu durdurup mor şampuanın ne olduğunu açıkladığım bir video var. Yine köşelerden, kenarlardan çıkarırım. İlk önce o videoya gidip onu izlerseniz çok daha mantıklı olacaktır. Banyoya gelince saçını azıcık ıslatırsın. Şey yaparsın. Normal güzel normal. Köpüklersin. Yok, bunu iyice bir köpüklersin. Akıtmadan önce azıcık biraz ıslatırsın. Uçlarını iyice bir yedirirsin. Köpüklersin. Şimdi tüm saça uyguladım. Gördüğünüz gibi iyice bir yediriyorum şu şekilde. Normalde mor şampuan duşta saçınızı yaptıktan sonra özellikle sarı saçlı olanlar 3 ya da 4 dakika en fazla bu kadar bekletmelisiniz. Bir vücudunuzu köpükleyene kadar bekletmelisiniz. O şekilde örnek verebilirim. Ama ben çok fazla etki edeceğini düşünmediğim için yani böyle ayrı ayrı yapıp biraz daha bekletmiş olabilirim ki zaten şu an totalde de 4 dakika olmuştur değil mi Ebru? Hı hı. Çok hızlı bir şekilde yaptığım için yine biz de fazla bekletmedik. Şöyle göstereyim. Bütün saçı yaptık. Şimdi şu üstlerine birazcık sıkacağım şampuandan. Sonrasında Ebru birazcık bekleyip duşa girecek. Şöyle şuralarına da bir süreyim. Yani hani demeyin ki aa sürmedin, sürmediğin için etki etmiyor. Demeyin. Buralar zaten kızın kendi saçı. Sadece uçlarında vardı söylediğim gibi. O şimdi zaten duşa girince komple köpürtecek saçını bu şampuanla. Şöyle her yerine şampuanı yedirdim arkadaşlar. Bakalım etki edecek mi? Çünkü bana çok fazla soruyorsunuz. Saçım küllü kumral. Saçım bilmem ne şöyle bir kumral. Saçım karamel. Etki eder mi? Kiminizin de kendi saç rengi bu renk, orijinal rengi bana etki eder mi diye soruyor. Yani dediğim gibi mor şampuan saç açıcısının değmediği hiçbir yerde etkinleşmez. Reaksiyon vermez. Saçınıza bir açıcının değmiş olması lazım bu şekilde. Sonrasında reaksiyon gösteriyor. Orayı küllü ya da biraz daha sarı yapabiliyor. Ben şöyle elimden geldiği kadarıyla şampuanı yedirdim. Şimdi birazcık daha bekleyecek. Sonrasında bir duşa girecek. Çıktıktan sonra sonucu hep birlikte göreceğiz. Evet, Ebru duştan çıktı.
saçlarını bu şekilde yıkamış. Banyolu da bir kez daha köpüklemiş. Ama yani bize kalırsa bir şey değişmedi değil mi Ebru? Sence? Ben yani bu renk zaten. Evet, hep merak ediyorsunuz yani saçım bu renk. Mor şampuan uygulasam mı bilmem ne. Bir de kuruyunca bakalım. Bir de kuruyunca bakarız yine aynen ama şu an ıslakken bana çok değişmiş gibi gelmedi. Bilmiyorum şöyle göstereyim. Saçınız bu renkse mor şampuan uygularsanız yani bir şey değişmiyor. Tırnaklarım da mor. Bakın yani o kadar uğraştım aslında yedirdim mor şampuanı ama gördüğünüz gibi sonuç çok da değişmemiş kızlar. Bir de kurutup bakalım o halini göstereceğiz size. Evet saçların kurumuş hali bu şekilde. Seni şöyle alabilir miyim yapıştım? Biraz daha lambanın altına doğru. Tamamdır. Aynen burada başlamıştık. Burada bitirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir etki etmedi. Artık şu kumral saçlara mor şampuandan medet umma olayını bırakalım. Yani olmuyor görüyorsunuz. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım geniş açıdan. Yani gördüğünüz gibi bir etki yani etmiyor arkadaşlar. Aynısı. Aynı yani hiçbir değişiklik yok. Çocuğun saçlarını yalandan yere yıpratmışızdır belki de. Hiçbir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi kumral saça, bu renk saçlara mor şampuan kullansam etki eder mi? Düşüncelerinizden gönül rahatlığıyla vazgeçebilirsiniz. Evet, Ebru'şuma teşekkür ediyorum bana konu mankenliği yaptığı için. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir şekilde bir şey etki etmiyor. Yani etmiyor. Yine artık aynı. Artık kumral saçlarımızda ya da bu renk karamel saçlarımızda acaba mor şampuan etki eder mi düşüncelerini gönül rahatlığıyla akıllarımızdan silebiliriz. Çünkü hiçbir etki etmiyor. Canlı canlı size göstermiş olduk. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Benimle başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Hepinizi öpüyoruz.